Evet, ve tigeler ziydez. Göl donmuş değil mi? Yani sen de doğru görüyorsun. Evet. Bu insanlar gölün üzerindeler şimdi. Gölün üzerindeler ve çok ileri gitmişler. Aslında bak buralarda Erine var. Bugün bir videoda gördüm. Sabahleyin bugün sevgililer günü ya, 14 Şubat. Evet. Sevgilisini elinden tutup gölün ortasına kadar giden çocuk. Düştü mü içine? Düştü içeri çıkana kadar bir sürü zahmet çektiler. Bu arada Tegeler'deyiz. Daha önce gelmiştik, böyle kar olmadığı bir günde gelmiştik herhalde, çekmiştik. Bugün sevgililer günü diyen burası, böyle kalabalık bugün, herkes. 14 Şubat sevgililer günü. Kim sevgilisini soğuk suya atmak istiyorsa buraya gelebilir. Kim sevgilisinden kurtulmak istiyorsa. Buraya gelsin, evet. Ben cesaret edemem oralara kadar. Ben de kadar. Gidemem. Buraları yani. Elemiş baksana Kirve, görüyorsun işte. Bir macera olsun diye yürüyelim mi azıcık? Ben yürümem ki. Ben biraz yürüyeceğim, macera olsun. Adrenalin olsun. Şu anda donmuş tegeler zeyinin üzerinde yürüyoruz. Buzun üzerinde. Bayağı da sağlam duruyor yani. Abi fazla sallama, bizi korkutuyor. Sağlam duruyor abi. Ha? Vallahi ben burada hissettim sen buradıkları. Ya? Çek Kirven'in fotoğrafını, millet kahraman görsün. Bizden de kahramanlar da var. Bak millet nerelere gitmiş. Bizden de kahramanlar da var. Kirve. Bak nerelere gitmişler. Baksana o bir taraflarda nerelere gitmiş. Ben orada bir zıpladım, korktu adam diyor. Sen zıpladın. Ben hissettim burada. Şimdi biz zikretle yürüyoruz ya Kirve her gün. Her gün olmasa da işte. Ara ara. Böyle aynı zamanda kameraya da alıyorum, onu YouTube'a koyuyoruz. Güzel manzara da seyretmek isteyen olursa belki, değil mi? Bir de bu vesileyle de değişik yerlere gitmeye çalışıyoruz. Yani gittiğimiz yerler hakkında da biraz bilgi de edinmeye çalışıyoruz. Mesela o Müllerstrasse var ya Kirve, şeyde işte, bizim o bildiğimiz Müllerstrasse. O arkada değirmenler varmış, o Schiller Park'ın orada. Değirmen şey demek de, Müller demek herhalde. Şimdi yanlış demeyeyim de, Müller de değirmenci demek. Tamam. Cadde ismini onlardan alıyor. Sen şimdi çekiyor musun Kirve? Şimdi çekiyorum Kirve. Öyle bir şey anlatmamız gerekmiyor. Kendi sohbetimizi zikretle, konuştuklarımızı. Normal sohbet ediyorsak ediyoruz, etmiyorsak susuyoruz. Öyle. Tabii gizli meselelerimizi konuşmuyoruz. Kimsenin bilmemesi gereken şeyler söylemiyoruz da. Sen istediğin zaman bitirebiliriz Kirve. Dur, sorun yok benim. Ellerim de üşüdü bu arada. Bayağı bir soğuk değil mi? Sıfırın altındadır şimdi bu buz olduğuna göre. Buralar biraz daha sanki erimiş gibi. He?
Şuralar bak. Öyle daha evet. Farklı. Onlara diyebilirsin. Erkekseniz gelin burada yürüyün diye. Öyle orada kahramanlık yapın. Ama orada da yürüyor. Baksana çok Allah mutlu. Millet ne yapıyor ya Allah aşkına ya. Geçen Teltov'da 3 kişi düşmüş suya, kirbe ikisini çıkarmışlar, biri kaybolmuş. Ha, böyle buzun üzerinde buzun yürürken? Buzun üzerinde yürürken. Aha. Ali diyor da bunu. Şimdi bu tatlı suya donması daha kolaydır. Ha, yani tabii. Tuzlu olunca donması biraz daha şey, zor. Bilirsen yollara tuz tökürler ki buza erisin de. Şimdi yasak herhalde, yapmıyorlar. Çünkü ağaçlara falan zarar verilmiş diye. Almanya'nın bazı bölgelerinde var ya bu. Genelde Köln taraflarında falan yapan arkadaşlar var. Temizlik işinde çalışanlar. O yokuş yerlere falan döküyorlar. Sanki burada da eskiden daha çoktu. He? Vardı sanki eskiden. He? Bundan 10 sene önce falan. Var mıydı hatırlamıyorum. Yoksa ben Türkiye'den mi aklımda kalmış? Kirvene bu eldivenle giydirebilir misin ki? Tabii ki, tabii ki. Ne işe yarıyor? Başka eldiven giydirmeden başka ne işe yarayabilirmiş? Ne işe yarayacak sanki? Ah. Ama güzel giydirdim Allah. Evet. Allah için. Bu tarafa git istersen kirven. Şuraya bak, bak. Şuraya bak, adama bak. Allah'a ekber. Ya o şeyin de üstünden geçer aslında. Bizim dediğimiz yere de yürüdüler adamlar. Bak bunlar, bunlar tam kahraman. Ermiştir diye düşündüğümüz yere de orada yürüdüler bunlar. Gerçekten bunlar Azerbaycan'ı da beni kurdular. Sen hiç böyle kızağın oldu mu kirve? Yok. Sizin oralar dağlık ama olmazsa normal değil mi yani? Laylon falan altımıza serip kayıyor. Ha, hem icat olmamış hem de gerek yoktu. Daha uyguna, maliyet uygun. Maliyet uygun. Ya vita tenekelerin falan. Aynen. Ha? Çok kalabalık böyle. Değil mi? Yani yazın anca bu kadar kalabalık. Ha? Çok ama çok. Şimdi elimi cebime koymayayım üşür diye. Bir de düşer müşersem. Kafam kırılacağını elimi tutarım elim. Mesafeyi niye koruyacağız kirven? He. Anladım. Yoksa dedim düşmekle, karla, buzla mı ilgisi var? Bak adam paten yapıyor, buz pateni. Şunu çekmem lazım. Adam patenlerini giymiş resmen. Daha önceler olmuş mudur ki? Ve hiç denk ben geldin hiç mi? Ben burada Tegel'de böyle bir manzarayı. İlk defa görüyorum. Adam keyfine bak ya şimdi. Nereye gitti? Allah'a emanet olun.
Baksana kalın kirve buz yani. Şey değil, öyle korkulacak gibi değil şimdi. Ama ermiş üstten biraz. Ben ya daha zaten kanı şoktu. Ja, geprüft und ist okay. Evet. Altımız buz şu anda. Göl donmuş. Kirve bu taraftan ha? Çektin mi? Kirveni bir daha çek burada be. Ne tarafa? Tamam. Beni yalnız çek ki torunlarıma göstereyim diyeyim. Bir tek ben böyle cesurdum. Çekeyim ama senden başka kahramanlar da var. Onları sileriz de Photoshop. Torunlarıma gösterdim derim en kahraman bendim. Kimse cesaret edememiş. Baksana kilo çok en fazla 2-3 milim bir şeydi yani. Kesin. Yok ama kalın buz. Burada. Kirve sakın düşme ben kurtaramam baksana. Sen sen yüzme bilmiyorsun. Ben atlamayı öğretmiştim sana. Adam çocuk arabasıyla gitmiş, baksana. Yani ben kış zamanları bu tarafa gelmediğim için bilmiyorum şimdi böyle donmuş şeyleri hatırlamıyorum. Yani bu gölün donduğunu. Bu kadar yıldır ben burada yaşıyorum yani ilk defa böyle oluyor. Şimdi bu karlara bak kirve. Tamam bu kara buza bak bir de bu ağacın yeşilliğine bak. Bu kavak ağacı be kirve ha? Kalampor değiliz ya biz ondan. Bizim kavaklardan değil ama kirve. O üstünde olan kavak değil, üstünde olan sarmaşık. Yeşillik kavak ağacın yeşillik ağaç değil mi? Ağaç değil. İlginç. O başka bir şey. Yok bunun bu ağaç, yeşillik bu ağaç. Bak bunlar sarmaşık aşağıda olanlar. Biliyor musun? Ağzın. O etraf. Yukarıya çıkan da sarmaşık. Yok o yukarıya çıkan ağzın kendi yeşilliği. Yaprakları bak hirve sarmaşık. Evet evet. Burada dalları var da. İlginç ama. Böyle göl donacak kadar soğuk ama ağacın da yeşilliği üstünde. Nerelere kadar gitmişler kirve oralar? Yani bizden de cesurlar varmış ya da bizden de deliler var. Benden de deliler var. Aha bu da çocuğuyla böyle. Çocuktan bıkmış herhalde. Annesinden bıksan anlarız tabii. Günlük bu kadar yeter kirve. Ha? Tamam. Çektik. Evet dayanamadım. Tekrar açtım kamerayı. Bu manzaranın karşısında. İnsanların cesaretinin karşısında.
Ta gölün ortasında buz pateni yapanlar var. Köpeğiyle buz pateni yapanlar var. Nereye kadar gitmiş adam? Çok dehşet bir şey var oğlum gerçekten. Gölün ortasına. Bak adam da köpeğiyle gitmiş buz pateni yapmış. Hadi köpek değilse köpek batmaz o kadar. Ama insanların o şekilde özellikle o kar olmayan yerlerden gitmesi insanı endişeye düşürüyor. Bugün 14 Şubat. Takriben saat 4.30. Tegel Gölü tamamen donmuş. Üzerinde insanlar geziyorlar. Hatta çocuk arabalarıyla gezen çiftler gördüm. Çok tehlikeli. Şu kuşu görüyor musun? Bak orada kuş var. Çok. Kuş mu, ördek mi? Kadının ayağının dibinde. Abi göremiyorum tam. Ha evet evet. Kuş. Ördek herhalde değil ördek mi? Ördek yavrusu. Evet. Bak paten yapanlara bak. Paten yapanlara bak. Adam patenini almış gelmiş resmen. Ölüme meydan okuyan bir gün. Telefonumun aküsü de bitti. Bitiriyorum ben daha. Görüşmek üzere.